Şahin, devamında Ebu Bekir Şimşek, devamında Ayhan Baltacı. Evet, bugün gerçekten Kapkara'yız değerli dostlar. Ünlü şair Metin Akpınar'dan bir dize okumakla başlamak istiyorum. Diyor ki, bağırsam ne yarar, nasılsa duymazlar. Ben bir maden ocağının unutmaz gocuğuyum. İçinde cesetler ve daha ölmemişler var. Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki Soma gibi diğer oralar gibi bu oralar unutulmasın. Bu ülkede mutlaka sorunlar bir an önce mutlaka bunu bedeli ödesinler diye diliyorum. Çünkü bizim de Madimişal olarak bir sorunumuzun olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım. Yıllardır bu köşelerde mesleki sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Tüm okulumuz, odalarımız, yönetim kadroları ile yasa koyucularına ve işlerini yaptığımız kamu kurum yetkililerine sorunlarımızı ve çözüm yöntemlerimizi sunmamıza rağmen maalesef 33 yıldır bir çözüm bulamıyoruz. Peki bunun sorumlusu TÜRBOK mudur yoksa bizi yöneten yetkililer mi değerli meslektaşlarım? Bunu size sormak istiyorum. Dolayısıyla bu sorunlarımıza çaresiz kalan, bu sorunlarımıza duyarsız kalan bence bizi yönetenlerin sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum. TÜRBOK'un 3568 sayılı yasaya biçilen gömlek bellidir değerli meslektaşlarım. Bu gömleğin değişmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Evet, değişmelidir. Ama kim değiştirecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasiler değiştirecek. Dolayısıyla biz kendimize hakaret etmeyelim diye düşünüyorum. Evet, birçok akademik odalarda tanık oluyoruz ve görüyoruz. TÜRBOK çok kötü bir yolda değil. Odalarımız çok kötü bir durumda değil. Ben bize yakışık bir şekilde bugünkü genel kurulda sistemi bir şekilde gideceğine inancım tamdır. Değerli meslektaşlarım, sistem bizi mesleğimizi icra etmekten alıkoymuş. Bizi birer beyanemeci haline getirdiğine tanık oluyoruz. Bizler bir beyanemeci değil, muhasebeciyiz. Bu da böyle bilinmeli diye düşünüyorum. Değerli meslektaşlarımız, sorunlarımız var ve bilincindeyiz. Bu sorunların çözümü noktasında oda başkanlığın döneminde pandemiye rağmen tanık olduğu özverili çalışkan genel başkanım Sayın Emre Kartal'ın yönetimine gerçekten teşekkür etmek istiyorum ben de Zeki Polat gibi. Çünkü ben buna birebir tanığım ve birebir içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Neden mi? Son dönem geçici verginin kaldırılması, vergi denetim raporları için tutum mevzuatı, düşmüş sebebinin kaldırılması, kamu kurumlarıyla olan diyalogları çok önemlidir. Birileri diyor ki yoktur böyle bir diyalog. Değerli meslektaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi planlayacak konusunda bundan görülebilir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi biliyor musunuz değerli meslektaşlarım? TÜRBOK raporları ve Türkiye'de aslında mesleğimizi önüne açan, bizi bilgilendiren, bize hukuk açan bu raporları okuyor muyuz? Belki de birçoğumuz okumuyoruz. İşte bunlar önemli kazanımlardır. Yine birlik sözleşmeden entegrasyonu, ofis yönetimi, sistemi ve birçok çalışma için ben tekrar TÜRBOK Genel Başkanı ve yönetim kurullarına, diğer tüm kurumlarına, halk kurumlarına teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan ziyade bölgemde bir iki öneriyle sözlerime son vermek istiyorum. Gerçekten genç meslektaşlarımız sıkıntı yaşıyor, kadın meslektaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Bizden ricaları var. Bu kota dile getirildi belki de. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz bilemiyorum ama bu meslekte ciddi anlamda genç meslektaşlarımızın önü açmak için, kadın genç meslektaşlarımızın önü açmak için bunu mutlaka yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dün bana bir mesaj gelmişti. Genç bir meslektaşımız şunu yapmıştı bana. Ben SSK'mı yatıramadım. Bar kurumu yatıramadım. Bana borç para verir misiniz? Bu ben toparlayın sayın konuşmacım. Sayın başkanım. Burada bir öneri sunmak istiyorum. Bu mevcut fonumuz mu olur? Yeni fonu kurmamız gerektiğini olur. Bu yeni genç meslektaşlarımızdan mali durumlarına göre uzun vadeli kredi temin sağlanmasını öneriyorum. Bu duygularla Çağdaş Grup'a desteklerinizi bekler. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.